Kanal Urfa ekranlarından mutlu akşamlar. 14 Eylül Perşembe bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Ben Uğur Ekinci. Değerli izleyenler, 108. dönem kaymakamlık kursu kura töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göçmenlere karşı sosyal medyada başlatılan kampanyalara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Vekil Sezgin Tanrıkul'una da ateş püskürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kaymakamlık kursu kura töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada sosyal medyada göçmenlere karşı yükselen nefret oluşumunu kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu. Son dönemde özellikle sosyal medya mecralarından körüklenen milletimizi karamsarlığa sürüklemeye yönelik çabalar bunun örneklerinden biridir. Çoğu yalan ve manipülasyon ürünü olan görüntüler üzerinden bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Yurt dışındaki firari FETÖ'cüler ve PKK'lılar başta olmak üzere ülkemizin düşmanı çevrelerin başını çekip alevlendirdiği bu fitne girişimlerine maalesef içerideki kimi siyasiler de destek veriyor. FETÖ'cülerin ve PKK'lıların kukla gibi oynattığı bu şahıslar bilerek veya bilmeyerek ülke ve millet düşmanlarının değirmenine su taşıyor. Yıllardır Avrupa'daki gurbetçilerimize reva görülen aşağılayıcı söylem ve tavırları ülkemize de sirayet ettirmeye çalışıyoruz. Sokakta, otobüste, okulda, üniversitede, çarşıda, pazarda hayatını sürdüren insanları tahkir ve tahrik eden, hatta işi fiziki saldırıya kadar götüren bazı kendini bilmezlerin olduğunu görüyoruz. Oysa ne Türkiye böyle bir devlettir, ne de milletimiz böyle bir millettir. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya karşı sözlerine de tepki gösteren Erdoğan, terörist müsveddesine gereken cevap verilecek dedi. Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Benim kahraman askerime, Mehmetçiğime nasıl laflar atıyor, nasıl hakaretler ediyor herhalde televizyonlarda izlediniz. Bunlara gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da bizim verme mükellefiyetimiz var. Biz ikinci sınıf demokrasiye evet demiyoruz. Birinci sınıf demokrasi. İkinci sınıf hak ve özgürlüklere, ikinci sınıf ekonomiye mahkum ve mecbur edenler bizi Türkiye 100 yılı vizyonumuzdan ciddi manada rahatsızlık duyuyor. Yüzyıllardır mazlumların yeraltı kaynaklarını sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlar ve onların içerideki temsilcileri küresel adaleti savunan bir Türkiye gerçeğine tahammül edemiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikna çalışmaları sonucu bir terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Diyarbakır annelerinin çığlıkları yankılanmaya devam ediyor. Bir örgüt mensubu daha bölücü terör örgütünden kaçarak teslim oldu, annesiyle buluştu. Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462. gününde terör örgütü mensubu H.Ç. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çabaları sonucu teslim oldu. Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olay öğleden sonra ilçenin Abdülkadir Odabaşı Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce husumetli olan iki grup cadde üzerinde kavga etti. Kavgada taraflar yanlarında bulunan silahlarla ateş açtı. Kim veya kimler tarafından ateşlendiği belirlenmeyen silahlardan çıkan mermilerle Habib de, Ramazan Ç, Ramazan Ç ve Yusuf Ç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaralılardan tedavi altında bulunan Yusuf Çiğ'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şanlıurfa'da organize sanayi bölgesinde yer alan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye müdahale etti. Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında sabah saat 10 sularında yangın çıktı. Yangın Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanları dışarıya çıkarak durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Şans eseri yaşanan yangında ölen veya yaralanan olmazken fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çalışmalar kapsamında Eyyubiye ilçesinin Alaca, Banarlı, Yeşilova, Demir, Yolgider ve Demirci Kırsal mahalleleri menba kalitede içme suyuna kavuştu. Başkan Beyazgül, sağlıklı içme suyunun mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde içme suyu sorununa kalıcı çözümler bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların sağlıklı suya erişimini temin eden ŞUSKİ ekipleri, Eyyubiye ilçesi Alaca, Banarlı, Yeşilova, Demir, Yolgider, Demirci mahallelerinde 10.350 metre isala hattıyla kesintisiz içme suyunu ulaştırdı. Mahalle sakinlerinin taleplerinin çözümü için ekiplere talimat veren Başkan Beyazgül de çalışmaların tamamlanması ve suyun hatta verilmesiyle birlikte soluğu bölge halkının yanında aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Beyazgül 12 kilometre uzaklıktan getirilen sağlıklı içme suyunun hayırlı olmasına diledi. Mahalle sakinlerimiz var. Hepsini ben buradan selamlıyorum. Hepsi böyle güler yüzlü bizi hoş karşıladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, ayrıyeten buranın içme suyu elverişli değildi. Zaman içinde muhtarımız bize müracaat ederekten durumu izah etti. Arkadaşlarımıza talimat verdik. Şimdi çok güzel bir içme suyuna kavuşmuş oldular Allah'ın izniyle. 5 köyün içme suyunu 12 kilometre ileriden getirdik. Tek şebeke oluşturduk. Aslında arzumuz böyle bir sistemi her yerde kurmak. İnşallah bu şekilde bir çalışmayı planlarız. Şimdi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Banarlı Mahallesi Muhtarı İsa Yeşilay ise teşekkür etti. Allah razı olsun Zeynel Başkan'dan. Bize su getirdi. Eskiden suyumuz hiç içilmiyor. 12 kilometre bize su getirdi. Asfaltımız da yapılıyor. Yani çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sayın seyirciler, Muğla'da Murat E. tartışma yaşadığı kuzeni Bilal E.'yi, eşi ve yanlarındaki bir kişiyi daha kamyonetiyle ezdi. Korkunç anlar kameralara yansırken Bilal E. hayatını kaybetti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Murat E. tartıştığı amcasının oğlu Bilal E. ve eşi Fatma E.'nin üzerine kamyonetine sürdü. Olayda kamyonetin altında kalan Bilal E. hayatını kaybetti. Karaçulha mahallesinde iddiaya göre Murat E. ile kuzeni Bilal E. arasında bir iş yerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası bölgeden ayrılan Murat E. bir süre sonra kamyonetiyle yeniden iş yerine gelerek aracın içerisinde beklemeye başladı. Kamyonetteki Murat E.'yi gören Bilal E.'nin eşi Fatma E. iş yerinden çıkıp elindeki sopayla araca vurdu.
Murat E ise kullandığı kamyonetle önce Fatma E'ye çarptı, ardından Bilal E ile yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen kişinin üzerine aracını sürerek ezdi. Kamyonetin altında kalan 3 kişi hareketsiz şekilde yerde yatarken Murat E olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilal E'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken Fatma E ve ismi öğrenilemeyen kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Haliliye Belediyesi sürdürdüğü evde bakım hizmetiyle 576 hanede yaşlı ve kimsesiz vatandaşların taleplerini düzeltelim, hanelerini temizlerken talep doğrultusunda da kişisel bakımlarını karşılıyor. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, gönüllere dokunacağız anlayışıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. İlçe sınırlarında ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik aşevi, glutensiz ekmek fırını, sosyal ve giyim market hizmetleri sürdürülürken yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar da yalnız bırakılmıyor. Evde bakım hizmetiyle bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların hanelerini köşe bucak temizleyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 576 hanede gönüllere dokunuyor. Yapılan başvuru sonucu komisyonca belirlenen kriterleri sağlayan hanelerde verilen hizmetle yapılan temizliğin yanı sıra 60 yaş üstü erkek vatandaşlara da berber hizmeti götürülüyor. Talep doğrultusunda saç ve sakal tıraş ihtiyacının karşılandığı evde bakım hizmetiyle Haliliye Belediyesi yaşlı ve kimsesiz vatandaşların hayır dualarını alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Şanlıurfa'da eğitim gören 48 öğrenci dualarla umreye uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Şanlıurfa'dan 7 günlük süreyle umreye gidecek üniversiteli gençler havalimanından kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Ya Rabbi onların ibadetlerini, dualarını, tövbelerini en güzel bir şekilde kabul eder. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine il müftüsü Ramazan Tolan, gençler ve aileler katıldı. Böyle bir organizasyonun kendileri açısından da sürpriz olduğunu belirten Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, genç öğrencilerin kutsal toprakları görecek olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Bugün çok sevinçli bir günümüz. Gerçekten Şanlıurfa'mızdaki bu öğrencilerimiz hem deprem sıkıntısını yaşadılar hem de burada sel felaketini yaşadılar. Bu sıkıntılar içerisinde yani doğrusu bizim de pek aklımıza gelmemişti, onların da pek aklına gelmemişti. Bizim için de büyük bir sürpriz oldu. Öğrencilerimiz için de büyük bir bu üniversite öğrencilerimiz bugün 48 öğrencimiz bir de başında tecrübeli bir hocamız olmak üzere 49 adedini bir haftalık umre turuna gönderiyoruz. Cenab-ı Allah ailesine gidip gelmeleri nasip eylesin. Cenab-ı Allah diğer kardeşlerimizi ve öğrencilerimizi de nasip eylesin diyoruz. Öğrenciler de kutsal topraklara gitmenin sevincini yaşadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Kutsal mekanları görmek için Allah gitmek isteyen herkese nasip etsin. Buradaki arkadaşlarımla inşallah gideriz, ibadetlerimizi tamamlarız. Allah katında kabul olur dualarımız. Yani gitmek isteyen herkese Allah nasip etsin. Allah izniyle inşallah kutsal topraklara gidiyoruz. Rabbim herkesi muvaffak eylesin. İnşallah tüm Müslüman alemdeki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz herkese nasip olur. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçeye doğal gaz getirilmesi vaadinin gerçekleşmesinin ardından yol bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Doğalgaz şebeke kazısı nedeniyle bozulan yol ve sokakları birer birer tamir edip yenileyen Eyyubiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol yenileme çalışmasında %97 seviyesine ulaştı.
Bir yandan doğalgaz şebeke ve abone çalışmaları, diğer yandan su ve kanalizasyon hizmetleri için kazılan sokaklarda tamir, bakım ve yenileme faaliyetlerine aynı anda 10 farklı noktada devam eden ekipler kış gelmeden çalışmaları tamamlamayı hedefliyor. Eyyubiye ilçesine bağlı Hayati Harrani, Süleyman Şah, Asya, Ruha, Eyüp Nebi, Eyüp Kent, Akabe ve Direkli mahallelerinde doğalgaz tesisi için kazılan yollar büyük oranda yenilenirken devam eden çalışmaların çoğununsa abonelik işlemlerini sonraya bırakan konutlardan kaynaklandığı bildirildi. Mahallelerine doğalgaz ulaşmasının sevincini yaşayan Eyyubiyeliler, yollarının da kış gelmeden yapılmaya başlamasından dolayı Başkan Mehmet Kuş'a ve tüm çalışan ekiplere teşekkür etti. Valla güzel görüyoruz. Kış gelmeden önce bu işleri yapıyorlar, giderleri, temizliği. Şu an çalışıyorlar sürekli. Ondan teşekkür ederiz. Çalışmalarından dolayı da sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim özellikle belediye başkanımıza ve tüm çalışan ekiplerine. Gayet de memnunuz yani. Şu anda sadece bir başkan beye teşekkür ederim. Sabah 7'den akşam 5'e kadar arkadaşlarımız durmadan çalışmaktadır. Elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olsun Mehmet Başkanımız da, Mehmet Kuş Başkanımız da teşekkür ediyoruz. Burada Suski'nin ana borusu değişildi. O sıkıntı. Başka mahallelerimizde de abonelik, doğalgazın aboneliklerin kapatmayı üstünü de kapatıyoruz. Çalışmalarımız zaten bir bu sokaklarımızda var. Bir de 10 tane sokağımızda, 10 mahallemizde de çalışmamız devam etmek. Kış mevsiminden önce bitirmek istiyoruz ki vatandaşlar da perişan olmasınlar. Sevgili izleyenler, İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadın gündüz vakti cadde ortasında başörtülü kadınlara saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy mahallesinde yaşanan olayda kadının ilk olarak başörtülü bir kadınla kavga ettiği görüldü. Görüntünün devamındaysa caddede küçük çocuğuyla yürüyen başka bir başörtülü kadını kovalayan kadının bağırdığı anlar kameralara yansıdı. Yaşananlardan dolayı tedirgin olan mahalleli polise haber verdi. Şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Görgü şahidi bir vatandaş şöyle konuştu. Haplanmıştı, millete saldırıyordu. Kapalı kadınlara özellikle saldırıyordu. Kovaladı tabii, çoluklu ailelere saldırıyordu. Hatta bir tane çocuk da bayağı ağladı. Bir takım temaslarda bulunmak üzere Hilvan'da bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'la bir araya geldi. Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'yi ağırladı. AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, İlçe Koordinatörü Mehmet Yorum, İlçe Yerel Yönetimler Başkanı Kemal Beyret, Kadın Kolları Başkanı Melahat Beyret Şık, Teşkilat Başkanı Mehmet Gürmen ve Yönetim Kurulu üyeleriyle belediyeyi ziyaret eden Cevheri, burada Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'la görüşerek Hilvan Belediyesi tarafından kabul edilen ve öngörülen eğitim amaçlı bazı sosyal projeler hakkında bilgi aldı. Hazırlanan projelerle ilgili milletvekili Cevheri'ye bilgi veren belediye başkanı Bayık şöyle konuştu. Şu anda gerçekleşmiş olan bir tane projemiz var. Bir projemiz bilgi ve teknoloji evi. Burada yazılım ve robotlama üzerine Halkın Sanayi Bakanlığı'na bağlı GAP Başkanlığı tarafından projemiz kabul edildi. Yakın bir sürede inşallah binamız da mevcut. Faaliyete girecek. İkinci olarak yine günümüz şartlarında ilçemizde sağlık işlerinde kullanmak üzere özellikle kırsal kesimde sağlık tarama aracı olarak Japonya Büyükelçiliği'ne bir projemiz vardı. Japonya Elçiliği tarafından projemiz kabul edildi. Ayın 29'unda Japonya Elçiliği'ne bir heyet Hilvan'a gelecek. Vatandaşlarımızın sağlık taramaları başta merkez ve kırsal kesimde yapılacak. Onun dışında yine bizim bazı projelerimiz var. Bunu Sayın Vekilimize sunduk. Sağ olsun proje dosyamızı aldı. İnşallah yakın sürede Ankara'da Sayın Vekilimizle beraber
projelerimizin gerçekleşmesi için bir çaba içerisinde olacağız. Hilvan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim amaçlı sosyal projelerin gelecek için hayati önem taşıdığını belirten Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise şöyle konuştu. Hem bilgi ve teknoloji evinde burada robotik kodlama üretilirken aynı zamanda da çok güzel bir kütüphane oluşturulacak. Halkımızın hizmetine sunacak. Tabii son dönemlerde özellikle bütün dünyada yazılım sektörü önemli bir sektör haline geldi. Bütün dünya özellikle projeler ve teknoloji yazılım üzerine inşa edilirken bizim bundan geri kalmamız olamazdı. Özellikle Türkiye'nin son süreçte yazılımla ciddi manada bir çap atladı. Türkiye savunma sende ithal eden bir ülke olmaktan çıkıp ihraç eden bir ülke konumuna geldi. Hasan Bayık Belediye Başkanımızı ve proje ekibimi tebrik ediyorum. Yapmış olduğu projeler ciddi manada örnek olabilecek projeler. Merkez ilçe belediye zabıta ekipleriyle ortak denetim yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerine yeni etiket yapıştırıldığını tespit etti. Ürünleri toplayarak imha etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Eyyubiye, Haliliye ve Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan ortak denetimde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el konuldu. Zabıta ekipleri bir iş yerinde satılan ürünlerin üzerinde etiketin altında farklı bir etiket daha olduğunu belirledi ve ürünlere el koydu. Son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin üzerine yeni tarihle etiket yapıştırarak satış yapan işletmeye cezai işlem uygulanırken el konulan ürünler imha edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ilçe belediye zabıta ekipleriyle birlikte kent genelinde halkın sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi ilçeye kazandırdığı yeni yolları altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Şanlıurfa'nın her geçen gün gelişen ilçesi Karaköprü'de nüfus artışı ve yeni yerleşmelerle birlikte doğan yol ihtiyacını gidermek için Karaköprü Belediyesi tarafından ilçedeki yol ağı genişletiliyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Doğukent ve Gülübağ mahallelerinde yeni açılan ve altyapısı tamamlanan yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım yapımı gerçekleştirirken çalışmaların tamamlanmasıyla yeni yollar vatandaşların hizmetine sunulacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçenin nüfusunun 265 bini aştığını ve nüfusun sürekli arttığını hatırlatarak bu artışla birlikte yeni hizmet ihtiyacı doğan ilçede vatandaşların taleplerine karşılık verebilmek için ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri belirtilen mahallelerin dışında Seyrantepe, Batıkent, Mehmetçik, Atakent ve Akpiyar mahallelerinde yeni yol açma, kilitli parke, asfalt serimi ve deforme yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Siverek Belediyesi'nce Takoran Vadisi'nin turizm potansiyelinin artırılması amacıyla yapımına başlanan bungalov evlerin inşasında sona gelindi. Siverek Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla Takoran Vadisi'nde bungalov evler yapılıyor. Projenin tamamlanmasıyla Takoran Vadisi'nin tanıtımı ve bölge turizminin canlandırılması hedefleniyor. Recep Tayyip Erdoğan mesire alanında yürütülen çalışmalar kapsamında iç dizaynı tamamlanan ve dış cephesinde çalışmaların devam ettiği bungalov evlerinin Takoran Festivali'ne yetiştirilmesi planlanıyor. Müzik
Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, GAP İdaresi Başkanı Doktor Hasan Maral ve Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Nusret Mutlu ile birlikte yapımında sona gelinen 12 bungalov evi inceledi. Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak'tan bilgi alan Çakmak, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte her yıl geleneksel hale getirdiği kırtasiye seti yardımını bu defa Alparslan İlkokulu öğrencileriyle paylaştı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, eğitim ve öğretim gören öğrencilere yardımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl şehit Okan Acar İlkokulu öğrencilerini sevindiren Başkan Soylu, bu yıl Alparslan İlkokulu öğrencilerini sevindirdi. O okulu yapabilseydik, fazla temelden var. İlçe merkezindeki Alparslan İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Soylu'yu okul müdürü Mehmet Kurak ve öğretmenler karşıladı. Eğitim gören öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Başkan Soylu, öğrencilere kırtasiye seti hediye etti. Hayırlı olsun. Başkan Soylu, eğitim gören öğrencilere başarılı olmaları halinde sürpriz hediyelerinin de olacağını ifade etti. Öğrencilere kırtasiye seti yardımının ardından Başkan Soylu, Alparslan İlkokulu öğretmenleriyle bir araya geldi. Öğretmenler odasında çeşitli ikramlarda bulunan Başkan Soylu, burada sorun ve taleplerini dinledi. Tüm öğretmen ve öğrencilerin, eğitim camiasının ve velilerin yeni eğitim öğretim yılını tebrik eden Başkan Soylu, öğretmenlere çiçek takdiminde bulundu. Lübnan'daki Filistin mülteci kampında El Fetih hareketiyle radikal gruplar arasında patlak veren şiddetli çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn al-Hilveh kampında El Fetih hareketiyle radikal gruplar arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Roket atar ve makineli tüfekler gibi ağır silahların kullanıldığı çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Kampta 7 Eylül'den bu yana aralıklarla devam eden çatışmalarda bugüne kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 120'den fazla kişi de yaralandı. Taraflar arasındaki çatışmalar ilk olarak 29 Temmuz'da kamptaki radikal bir grubun liderine düzenlenen başarısız suikast girişiminin ardından başlamış çatışmalarda El Fetih hareketinin komutanlarından Ebu Eşref El Armuşi ve 4 arkadaşı da dahil toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampında yaklaşık 400 bin mülteci yaşıyor. Ayn al-Hilveh mülteci kampındaysa 54 binden fazla kayıtlı Filistinli bulunuyor. Bu haberle Kanal Urfa'da ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın akşam Mehmet Emin Tapan sizlerle olacak. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. İyi akşamlar efendim, hoşça kalın.